Merhaba Esra. Merhaba. Arkadan Nasılsın? benim çok ses geliyor mu? Can gelmiyor. Ha, tamam. Kızımın doğum günü var da çok çoluk çocuk var aşağıda ondan. Doğum günü kutlu olsun. Merhaba. Selam. Geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Burcu abla? Valla iyi diyelim, iyi olalım. Görüyorsun bugün çok yorgunum böyle. Bitik haldeyim. Bugün telefon görüşmelerinden bu hale geldim sonunda. Ya Sonuç evet, bu. çok zor olan. Sonuç bu oldu. Nasılsın? Bir de çocuğa ders yaptırdım. Okula gitmiyor ya şu an. Jimnastik yarışı var. Yarın Ankara'da. Ya Ama inşallah sen onlar yoktun. yapar. Vallahi ben yokum olsaydım kesin düştüm. Valla kesin gelirdim ya da sen gelirdin benim yanıma. Şeyin orada olacak çünkü tren hattının orada bir Gençlik ve Spor Bakanlığı mı var? Trenin Evet orada evet. böyle. Orada olacağız biz. Ya ne güzel. İnşallah yani. İnşallah başarılı olur. Ha, İnşallah. merhaba. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız? İyiyim. Biz şimdi siz mesaj atmıştınız bana değil mi? Evet, Başka atmıştım. olduğunu. Aynen. Yani şu an sadece böyle hani dinledikçe kulak aşinalığı olsun size. Siz bana yazdıkça ben sizi yönlendiririm zaten. Harflerden başlarız sizle ayrı bir şekilde ilerleyelim. Tamam, olur. Telaşlanmayın, şey yapmayın. Bugün az kişi olacağız herhalde. Biraz daha bekleyelim bir gelirse. Bir şey kaçırmadım değil mi Hatice? Az önce telefon çaldı da. Ha yok yok daha başlama. Biraz Ha. daha bekleyeyim dedim de. Ne oldu? Dün baştan başladım çalışmaya. Kocaman 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 harfleri yazdım. Yapmışsın. Okumaya çalıştım da ya şarkı dinleyeyim dedim. Şarkıdan gideyim dedim de şarkıda çok zorlandım ya yapamadım. Şarkıyı yazayım dedim. Biraz daha zamanla olur. Yazma ya bildiğin bir şarkıyı öyle ağzında hani geveliyorsun ya. Onu o şey sözlerini açıp söyle. İşte bilmediğim bir şarkı açtım ben. O BTS'den zaman bir tane karşı. rastgele açtım. Başla Tamam. mı? Zaten Gökçe Gökçe çok güzel Gökçe çok güzel şarkılar biliyor bak. aynen Gökçe sana şey yapsın. Evet Tamam. çok güzel yazıyor bir de okunuşu. Çok rahat ezberlemesi. Başlayayım o zaman. Bugün zaten çok az kişi olacaktı. Herkes yazdı gruba. O yüzden. Geçen hafta bu eniştekini göstereyim. Bu Ayo, Oyo ve Eka'da yer yer önlerini ve hareket fiillerini şey yapmıştık. Sorunu olan var mı bununla ilgili? Ya da çalışırken herhangi bir sorusu olan varsa şey yapabiliriz. Ya da anlamadığınız bir yer var mı bu gramerlerle ilgili ayo ve oyo. Bu dediğim gibi fiile göre değişiyor. Mesela hepsi hadayla bitmiyordu ya. Mesela daha farklı fiillerle biten var. Onu karşılaştıkça göreceksiniz zaten. Bir sürü fiil olduğu için aklıma gelmiyor şu an. Onlar yani şey ekini yanlış mı doğru mu diye şey yaptığınızda bana gönderebilirsiniz. Ben doğrusunu size orada yazarım. Mesela bir şey Cansu göndermişti bana. Karıçıda diye var. Karıçıda. Daha yatınca kariçi oluyor ya onu nasıl yazacağınızı mesela kariçoyo diye çeviriyor. Hem böyle değişim olanlar sen kafanızı karıştırmasın bana sorabilirsiniz onlarda. Bu kelimelerde de bilmediğiniz ya da yani ezberlemekte zorlandığınız varsa, okunuşunda zorlandığınız varsa onları da burada bu ünitere geçen kelimeleri şey yapabiliriz. Ve şimdi birkaç pratik yapalım istiyorum. Şey, Hatice, ben kelimelerde bir şey soracağım sana. Tamam. Şimdi dur. Çonha telefon demek mi? Çonha. Evet. Tam handphone da telefon demek ki o yüzden şey sordum. Ama genelde mesela telefonun var mı dediğin diye sorduğunda handphone diye söylüyorsun. Peki Çonha'yı nerede kullanıyorlar?
Bir de böyle telefon ettin mi? Telefonu açtın mı? He, tamam. Telefonu açamadım hani kusura bakma gibi. Oradaki telefon o çomha. Tamam, anladım. Teşekkür Neydi bu? ederim. Bu normal bizim kullandığımız. O. Tamam, Birkaç teşekkürler. pratik yapıp yenisine geçelim o zaman. Mesela Gökçe çıkım. Gökçe sana soracağım şimdi. Geçen hafta öğrendiğimiz Gökçe'nin boheo. Herkes kendine göre cevaplayabilir. Ya da aklına gelen ilk fiilleri cevaplayabilirsin soruyu. Gökçe Yaptan yaptan. Kongon Bir daha söyle. Gökçeşinin Kongwon Heyo. Sen kendini söylediğinde John'un de. Hadi kendim söyleyeyim. Ben, Tamam. aynen. Ben sana Şu... Gökçeşinin dedikten sonra sen kendini söyleyebilirsin John'un diye. Tamam. Çoğunun Kongwon Heyo. Sen Kong Parkı mı kastettin? Evet, parkı kastettim. Mesela bu orada mesela Kongwon e Kayodo. Ha, orada. Kongwon e Kayodo. Tamam. Kongwon Tamam. he. Mesela Tamam. ben oraya gidiyorum mesela. Zaman hasret vardı. Hasreti soracağım. Hasret bağlanabiliyor mu sesin? Bilmiyorum. Senin sesinde sorun oluyor ya. Ah tamam. Esra abla sen ne istersen sana da yapabiliriz. Sen çünkü yani iyi yapıyor musun ya artık sana yükleneceğim o yüzden hiç şey yapma. Valla sor bakalım bilebileceğim. Bayağı çalıştım bu hafta ama. Tamam. Esra'nın boheyo. Yani nasıl açıklayayım ki şimdi? Ev. Bu İlk önce ne demek istediğini söyle bana. Evdeyim yani. Mesela boheo. Ne yapıyorsun? Yani ne yapıyorsun? Mesela. Esra ne yapıyorsun dedim. Yani evde oturuyorum. Nasıl diyeceğim? Evde oturuyorum. Şimdi bu fiili buraya nasıl yazacağım bilmiyorum. Korece'de burada yazamam. Ama ben size orada gösterdiğimde Ya da ders anda çalışıyorum ya, şu an ders çalışıyorum. ha, mesela onu söyle. Onu söyleyeyim. Nanın diye başlayayım değil mi? Çonun. Çonun. Hadi. Çonun Gumbuha'da Gayo. Bu heyo. Gungbu Heyo. Heyo. Bu Eka'da yani siz bir yere gittiğinizde bir yere git hani giderken çünkü o diye kayo diye soru bir soru sorulduğunda o diye nereye kayo Evet. gidiyorsunuz o diye kayo nereye gidiyorsunuz ya Eka'yo o gramer siz bir yere gittiğinizde hani giderken yöneldiğinizde söyleyeceğiniz gramer. Boheyo Bolgur'da ne demek? Heyo'da ne yapıyorsun? Hada'nın soru olmuş hali heyo. Bu heyo ne Ha, evet. yapıyorsun dediğimde oturuyorum gibi. Ben yani oturuyorum, dinliyorum falan böyle gramerleri size atacağım. Ayama, kelimeleri atacağım. O da ikinci hani ezberlediğiniz kelimeler arasında bulunsun. Onun listesini size atacağım ben. Tamam. Heyecan yaptım çok ya. Yok yok. Ya ben zaten senin normalde size attığını nasıl konuştuğunu bildiğim için şu an çok normal. Yani burada takıldığınız yani ilk gramer olduğu için mantığınıza oturmayan şeyler olabilir. O yüzden yani sorunuz olduğunda bana söyleyip hani sık sık böyle kelime şey fiilleri ezberlerken yanına gramerini getirip ezberleyin. Çünkü bütün gramerler hadayla bitmiyor. Ay, fiiller Evet. hadayla bitmiyor. O yüzden sorun yaşayabilirsiniz. O, geri kalan da yani kelimelerle ilgili bir sorunuz var mı bilmiyorum. Zaten hep kendiniz çalışarak öğreneceksiniz. Durmadan tekrar ederek. Buraları da yapanlar zaten. Mesela burada gördüğünüz gibi mesela Yurishi'nin o diye kayıyor. O diye kayo nereye gidiyorsun sorusu. O da yürüyüşünün yani bu üçüncü kişi olduğu için
yönelme eki olan kayoda gidiyorum olan bir kalıplaşmış bir fiil. Evet. Yani kalıplaşmış bir grameri bu şekilde kullanıyoruz. Ben bir tek şeyi yapamadım işte bu alttaki etkiyi. Bunu kendine mesela siz şey kelimeleri bilmediğin için yapamamışsın. Mesela temizlik yapıyorum, işte yemek yapıyorum. Böyle şeyleri. Bunları bilmediğin için hani şey yapamamış olabilirsin Esra abla. Onları sana ben gönderince yapabilirsin. Şimdi üçüncü ünite konumla alakalı. Vici konum demek. Ya herkesin okunuşunda ya hani yazabilir takıldığı bir şeyse bu vici diye okunuyor. Vici konum demek. Bugün burada bu ünitede öğrenme amacımız olan şey yani eşyaların konumu hakkında konuşmayı size öğretecek. Bu gramerde ikinci de yazan mumbop. Yazan mumbop gramer demek. Bunu da bilirsiniz belki işinize yarar araştırma yaparken. Mumbop gramer. İga size dediğim bu özne eki. İ ve K ekleri. Özne ekleri. E itta, e opta da orada mesela buradaki e yine a e yönelme eki. İtta var demek. Opta yok demek. Yani varla yok bir burada böyle kullanılan bir fiil. İtta var, opta yok. İga'da bunu anlatınca şey yapacaksın zaten. Altta yazan, şu üçüncü tiki görüyor musunuz? Bak, üçüncü tikte ohi yazıyor. Ohi. Ohi sözcük demek. Mulgon eşya. Vici konum demek. Yani not alanlar için bekleyerek söylüyorum. Şimdi tekrar edebilir misin Hatice? Hangisini? En son söylediklerini yani nereyi söylediğini göremedim ben bulamadım. Şimdi şey yazamayın. Haksıp mokpio yazan. Direkt birinci tik olan böyle üç tane tik var ya. Evet. Birinci tikte haksıp mokpio öğrenim amacı. Hı hı. Öğrenim amacı bir eşyaların konumu hakkında konuşmayı öğreneceğiz. Mumbop o ikinci tikte olan kelime hı. Gramer demek. Mumbop. Evet. Ohi de sözcük demek. Tamam. Teşekkür ederim. Mulgon da eşya demek. Şimdi bu yine solda kelimeler bulunuyor. Bu kelimeler arasındaki mulgon zaten eşya demek diye söylemiştim. Çeksan masa demek. Çeksan. Iyca bu çeksan yani oturduğun içine pen kalem kaban efendim bu çeksan çeviride tablo diye görünüyor. Hangi çeviriden bakıyor? Google'dan. Yanlıştır. Çeksan masa. Sıra olan. Aynen. Rica oturduğun sandalye. Pen kalem zaten İngilizce'dekinin aynısı. Kabankta çanta. Sırt çanta. Bu dediğim gibi Vici. Zaten aşağıda da iyice öğreneceğiz. O yüzden bunları tam çevirmeyeyim de hani resmi görünce size daha iyi olur. Yavaş yavaş ilerliyorum. Bunları size anlatacağım. Ohi wa peon. Bu en üstte yazan mavi yerde ohi wa peon yazıyor. Peon ifade demek. Peon. Peon. Okunuşu biraz zor ama böyle çok pratik yaptığınızda çok rahat çıkan bir şey. Peon. Diye çıkıyor. Peon. Evet. Biraz zor. Ama peon. Yani yavaş yavaş. Peon. Bu birinci etkinliği yapıyoruz şimdi. Hani aşağıdaki resimde doğru sözcüklerle eşleştiriniz. Siz bir deneyin. Ben daha demin söylediklerimle aklınızda kalanları. İyice kalem. Pardon. İyice sıra. Sıra mı?
Evet. Censan mı kalem o zaman? Çeksen. Bu K diye mi okuyoruz öyle? Efendim? Ay dur. Çeksen. C-E-K-S-A-N-G. Çeksen. O ikinci olan resim sıra. Ay masa. Tamam. Pen. Üçüncü pen. Kalem tamam. Ay. Evet. Tamam ya, yeni öğrendiğiniz kelimeler olduğu için aklınızda bir tanesi kalsa bile kâfi. Şimdi yani önemli olan aslında bu şeyleri yaparken direkt boşluğu doldurmaya odaklanmayın. Yani soru cümlesine ve sizden istediği hani cevap cümlesini hangi eklerle tamamlıyor ona odaklanın. Mesela burada uygun sözcükleri yerleştirin dediğim direkt pembe hani ica diye geçip öyle yazıp geçmeyin. Çünkü soruda ne söylediği ve sorunun hangi kalıpta olduğu da çok önemli. Mesela soru Moshi Isoyo. Herkes içinden de tekrarlayabilir. Moshi Isoyo. Moshi, mod ne demek? Sadece iyi olmadan mod. Mu, ne? Moshi de ne demek? Ama bu anlatacağım o grameri. Isoyo var. Yani ne var? Burada hani ne, burada ne var anlamında olan. Moş istiyor. Ne var? İşte kalem var diyeceğiniz peni istiyor. Peni istiyor. Buradaki i özneki. Yani burada öznemiz kalem. Kalem var mı yok mu onu tartışıyoruz. O yüzden i'ye pene geliyor. Mesela ikinci soruda moş istiyor. Yine ne var? Yani orada ne var gibi olan, hani ne var yani olan varlığı belirtiyor aslında bu. Burada ikinci de, bu da kabang mesela. Kabang iyi soyu. Kabang ismin kendisi, iyi ona gelen bir özne iki, istoyo da var fiilinin şimdiki zaman çekilmiş hali. Ya bunları böyle tek tek not ederseniz daha hani okuduğunuzda size daha açıklayıcı olur. Kabang kendi hali, yalın hali, iyi özne iki olan. İsoyo var fiilinin şimdiki hali. Üçüncü soruda mesela moashi isoyo. Çeksan i isoyo. Çeksan i isoyo. Bu böyle sorudan burada ne var diye sorduğunuzda cevabı olan böyle bir kalıp. Yani soru ve cümle kalıbı. Şimdi bu aslında bu cümleleri kurmamıza yarayan bu ikka grameri. Bu gramer özne iki. Yani bunu aslında kimin yaptığını belirtiyor. Bu daha önce öğrendiğimiz konu eki olan ın'ınla çok karışacak. Yani karışması çok normal çünkü bizde olmayan fiiller. O yüzden çok yani kafanız karışmasın. Bir onun yani birinin konu eki olduğunu, kimden o sıra kimden bahsettiğinizi, kimle karşılaştırdığınızı düşündüğünüzde o ın'ın olan ek. Bu da bir şeyi hani bir şeyin varlığı ve yokluğunda kullandığınız ve kimin yaptığını, birinin yaptığında kullandığınız bir özne iki. O ikisiyle çok karışacak. Ama yani yapacak bir şey yok. Çünkü bizim Türkçe'de olmadığı için hala ben de hata yapıyorum bunlarda. Mesela çek. Neden iga diye sorarsanız yine kelimenin sonunda bulunan harfe göre değişiyor. Kelimenin sonunda sesli harf varsa ga geliyor. Mesela sesli hep yani hep sesliyle sessizi yan yana getirmek için uğraşıyor Korece. Mesela bir kelime sesliyle bitiyorsa ona sessiz olan gelecek. Ama Rita'da sessiz olan gelecek. Yani tam tersi peki olacak. Mi? Mesela çek, efendim Metin. Ben bu kelimelerin yani bu eklerin verdiği anlamı onu anlayamadım. Yani bir tekrar edebilir miyiz kısaca? Bu buradaki ekler aslında yani özne mesela şu an varla yok. Yani bu ika isoyo bir kalıp. Bir şey var mı yok mu gibi. İtta opta bu kalıp yani. O yüzden bir şeyin varlığıyla yokluğunu hani söylediğinizde o sözcüğe, kelimeye bu İK2'ni getirmeniz gerekiyor. Mesela işte Betül evde mi? Hani Betül evde mi diye sorduğunda Betül İ istiyor demem lazım. Çünkü Betül'ü soruyorum. Ama nın böyle hani John'ın diyeyim.
Ya da hani nın dediğimiz o nın var ya, kendimizi kullandığımız. Yani nın, ın eki de o konu eki. Yani bir şey olmuş da ben kendimden bahsediyorum. Yani Anladım. nasıl desem, ben 18 yaşındayım demekle işte ben yemek yapıyorum demek aslında farklı. Birinden kendinden bahsediyorsun, birinde yaptığın bir fiili öznesi sensin. Ya biraz Türkçe'de çok karışan, yani en çok karışan gramer bu. Diğerlerini anlayabiliyoruz ama bu ikisinin farkı hiçbir türlü anlaşılmıyor Türkçe'ye göre. O yüzden yani karıştıracak ama çok kitap okuduğunuzda bu cümleye bu geliyormuş, bu cümleye bu geliyormuş diye yani artık ezberleyeceksiniz mantığını anlamazsanız da. O yüzden çok yani bu en azından bu ünitede hani nasıl kullanıldığını anlayıp diğer yerlerde gördüğünüzde ya da kendiniz cümle kurduğunuzda yani sizin için hangisi uygunsa onu yazabilirsiniz. Çünkü bizim hocamız anlattığında yani bunu kimse anlamıyor. Sadece insanlar gelişi güzel hangisi doğru olursa diye ya da duyduğu şeyleri tekrar Deniyorlar. ezbere konuşuyor. Aynen. Anladım. Teşekkür ederim. Geldi. Mesela bu dediğim gibi eğer çek G ile bitiyor. Sessiz harf. O yüzden i eki geliyor. Çegi istiyor. Kitap var. Mesela birinci örnek olan ıca sıra olan a ile bitiyor. O yüzden sessiz olan gelmesi lazım. Ica ga istiyor. Sucin şi şi i ile bitiyor. O yüzden sesli harf ga gelecek. Sucin şi ga istiyor. Sonsinim öğretmen demekti. M ile bitiyor. O yani sessiz de bittiği için i olan ek gelecek. Sonsinimi istiyor. Burada yine ses yani Korece'de hep bu var. Diğer yani bütün öğreneceğimiz gramerlerde kelimenin sonundaki harfin sesli veya sessiz oluşuna göre ikisinin de anlamı olsun diye farklı bu iki farklı gramerden geliyor. Mesela ikinci örnekte örneğe uygun olarak cümleleri tamamlayınız diye. Köşil, bu E'yi not edebilirsiniz. Mesela köşil sınıf demek. Yani bu böyle cümle kurarken gerçekten hani eksik parçaları tamamlayabileceğiniz küçük şeyler. Ama çok işe yarıyor. Köşil sınıf demek. Rica sıra. Mesela ya, onun yanındaki cümlede gösterdiği köşire rica ga istoyo. Köşil yazan yerdeki o E var ya. Bulunma yani ek. Yani sınıfta, evde, okulda, işte markette diyeceğiniz E bu. O yüzden onu yani not edin. Çok önemli bence bu. Mesela ben evde, hadi mesela Esra abla ben evde oturuyorum dedi. Evi biliyor ama evde demeyi bu eki bilmezsen diyemezsin mesela. O yüzden bu ek o. Mesela ev, çift, evde dediğimde çibe. Çibe. Mesela okul hakkyo. Okulda hakkyo-e. Hakkyo-e. Hep sonuna e getiriyorsunuz. D'da bu hani orada olan D'da. Mesela buradaki buradaki sınıf yani şeyde cümlede köşire ıcaga istiyor. Sınıfta sıra var. Var olan şeyi nitelemek için o ga iki. Yani özne. Var olan şey aslında özne olduğu için ga iki geliyor. Mesela birinci cümlede ya ben bir tanesini yapacağım. Diğerlerini hani size örnek olsun diye size bırakacağım. Mesela pan anlamları da yine söylerim ama ekleri hani sizin getirmeniz güzel olur. Pan oda demek. Normal evimizdeki odalar. Çeksa sıraydı. Ay masa. Mesela pan ev odada, pan ev çeksan i isoyo. Odada masa var. Yine çeksan sessiz de bitiyor. O yüzden iyi getir. Yani sesli olan grameri getirmem gerekiyor. Çeksan i isoyo zaten var olduğunu gösteren kalıp olan var olmak fiili. Pan ev odada. Pan ev çeksan i isoyo. Ve bildiğiniz gibi hani soru cümlesiyle normal cümle aynı olduğu için istoyu biraz yüksek söylediğinizde soru cümlesi normal düz normal cümle olacağı için bunu soru halinde yapabilirsiniz. Mesela odada masa var mı? Diğer iki örnekte
Yani sizin yapmanızı istiyorum. Sizin için daha iyi olur. Ya bu gramerde bu e-gramerinde bir sorunuz varsa. Yani ilk başta aklınıza oturmayabilir. Çünkü yani çok karışık aslında. Bir Türkçe'ye göre biraz garip oluyor. Diğer ekle. Sadece bu olsa sorun yok. Ek olunca ikisinin kafanız karışabilir. O yüzden gördükçe şey yaptıkça rahatlayacak yani. Çok kitap okudukça. Okuyabiliyor olsaydım belki yapabilirdim ama okuyamıyorum. Okuyacaksın. Zamanla olacak. Yani merak etme. Elden geleni yapsan o zaten hemen olur. Yani harf böyle. Harfte bir kez okunmaya başladığınız anda artık sadece Türkçe gibi alıyoruz, okuyoruz grameri. Hani şeyleri, soruları okuyoruz, bilmediğimizi işaretleyip geçiyoruz. Aynısını yapacaksınız. Yani o yüzden harflere çok iyi odaklanıp gerisi düzenli çalışmayla olacak yani. O yüzden korkmayın. Ben yapayım mı? Ne kadar çabuk halledebilirseniz okun. İkinciyi mi? Evet. Tamam, bekliyorum Esra. Ne yap? Kuyusi ga chingu isseyo. Bu köşil diyor. Köşil. S var ya, senin yanında iyi olduğu için şey oluyor. Köşil. Köşil. İşte burası yer. Buna deda iki gelecek mesela. Öyle de kodlayabilirsiniz. Bu ga, yer oldu. Ga iki geldi. Çünkü mesela köşe sınıf ya. Köşe sınıf demek yani olan hani ortam olduğu için bir konum olduğu için e fiil yani sınıfta. İkinci Türkçe düşünüp yani aslında şöyle Türkçe ile Korece çok benzediği için İngilizce'de bu işe yaramayabilir. Ama Türkçe'de bu işe yani Türkçe ile Korece'de biraz işe yarıyor. İlk önce cümleyi Türkçe düşünüp sonra Korece'de bu hangi gramere karşılık geliyor gibi diye düşündüğünüzde hani ilk başlarda bunu çıkarabilirsiniz. Çünkü aynı aileden oldukları için, aynı dil ailesinden bu biraz işimize yarıyor. Ama yani İngilizce'de yaramaz tabii ki. İlerleyen şeylerde de mantığı oturduğu için artık Türkçesini yazmadan cümleyi yazabilirsiniz. Yani böyle tek tek ilk başta adım adım gitmeniz işinize yarar. Çünkü mesela ben deneyebilir miyim? Tabii. Bu az öncekini. Köşile chingu ga isayo. Evet. Ha, doğru. Böyle yani yer adına olan yeri adı olan yer olan olanlara ekliyoruz. Hani diğer de mesela varlığını belirtmek istediğiniz şeye isso var demek ama neyin var olduğu o özne oluyor aslında. Özne eki diye geçiyor zaten i ve k. Onu belirtiyorsun. Chingu ga. Üçü de yani yapmak isteyen varsa yapabilir. Ben yapayım mı? Yap. Tamam. Hakkyo'ye sonsegni mi isoyo. Doğru. Türkçesini de söyle. Okulda öğretmen var. Doğru. Aslında çok zor, mesela 2-3 hafta önce çok zor diyeceğiniz bir cümleyi şu an yapıyorsunuz. En azından anlıyorsunuz. O yüzden hiç telaşlanmayın bu konuda. Yavaş yavaş bütün hepsi olacak. Bu ikinci yani bu ikinci bölümü bu ünitenin. Bu da konum. Konumla ilgili yerler. Ben şurada yazıyor. Kim ona göre çevireyim. Şöyle birinciden başlayalım. Esinle bakar kızın anlamlarını. Up önünde demek. Yani ön demek up. Ön. O onun altındaki ikinci olan V. Üstte. Üstte. Üstte demek evet. An içinde. Ha şu her şey zıt anlamları up. Ama burada yazamayacağım için söyleyemem ki nasıl yazacağım. Bir yazmaya çalışayım. Oluyor mu? Şu tü.
Görünüyor gayet. Hı. Bu arkasında demek. We üstündeydi ya. Altındaki de are. Yazamıyorum. Ha, yazamıyorum. Şu L olan. Bilgisayarda yazmak biraz zor. Bu are. Aşağısında olan. An. İçindeydi. Dışında olan da V. V olan. Yazamıyorum ama bu harf o ve i harfinden oluşan. Şu an gözükmüyor olabilir. Şu kenara da yazayım mı? Bu dışında demek. Tamam. Altta daha iyi anlayabiliriz. Resimlere bakarak verilen cümlelerin yanına doğruysa o, yanlışsa x işareti koyunuz. Mesela kaban anne çeki soya. Bak, yani bu kitabın mantığı her cümlenin her bir öznesini yani yavaş yavaş veriyor aslında size. Daha demin mesela çanta var diyor, kitap var diyordunuz. Daha sonra hani çantada kitap var, şimdi çantanın içinde kitap var. Bunu söyleyebilmeniz için yavaş yavaş ekledin hani getirdiği bir şey. İşte daha demin kabanı öğrendik. Kaban anne. Yani burası kaban, çanta bir konum değil ya. Yani bir yer değil ya. Yani şey gibi, okul gibi, ev gibi bir şey değil. Ama o yüzden eklemiyor onun muyuz? Efendim? Eklemiyor muyuz o yüzden? Ha, evet, o yüzden mesela kaban demek yerine kaban anne. Çantanın içinde. Hani bizde böyle Türkçe'de böyle çantada kitap var diyeceğimizi, hani çantada su var diyeceğimizi, onlar da çantanın içinde su var gibi. Yani bu orası aslında, çünkü çanta bir konum değil. Herhangi bir yeri de ifade etmediği için. Onun içinde bir şey olduğunu söylediğimizde o zaman mesela kaban anne. Onun içinde bir şey var dediğimizde kaban an içindeydi. Hani çanta içinde kitap var. Bu anne öyle. Yani birinci cümlenin anlamı çantanın içinde kitap var anlamında oluyor. O yüzden hani kaban el diyemeyeceğimize göre kaban anne. Çantanın içinde an. An iç demek. E olunca yine içinde. D daha eki oluyor yine. Yine aynı görevini burada da gerçekleştiriyor. İkinci cümlede ıca viye peni istiyor. Mesela burada da yine E gelmiş. Yani bu sandalyenin altında kalem var. Ica sandalye viye altında. Bizde böyle hani sandalyenin diye bir ek geliyor ya. Korece'de o yok. Sandalye altında kalem var. Rica burada yani sandalye tek başına. Vi alt demekti. E2 geldi. Altında. Pen kalemdi. Kalem olduğu için. Hani kaleme de özne 2 geldi. Çünkü şey için. O olduğu için. Peni istiyor. Şunu söylemeyi unuttum. Are alt demek ama bir tane daha alt kelimesi var. Mit diye. Böyle mit diye okunuyor. Bu da altında demek. Alt kısımda. M i t olan. Ay. Burada çimde yatak demek. Ya yani yazıyor musunuz bilmiyorum ama bekleyerek söylüyorum. Çimde yatak. Mit altı, alt demekti. Mite altında. Kaban zaten çanta demiştim. Kabani istiyor. Yatağın altında çanta var. Gibi. Burada anlamadığınız bir şey var mı? Yok. Tamamdır. Daha demin öğrendiğiniz bu kalıp mesela e kadar gibi
Ekada bir kalıptı. Ya bence öğrendiğiniz gramerleri bir gramer kitapçınız olsun. Oraya her hafta öğrendiğiniz gramerleri yazın ki ileride gerçekten bu çok hani zor gramer öğrendiğinizde bunları unutabiliyorsunuz. Aslında bunlar hani temel şeyler olduğu için bunu çok basit gelecek aklınıza. O yüzden bunları bir kenara not edin. Bunlar kalıp şeklinde oluyor zaten. E, itta, e, opta. E zaten hani demiştim size yönelme eki, e, a gibi ya da d, da gibi. İtta var olmak fiili. Opta da yok, yok yani yok olmak. Yani. Varlığı olmayan bir şey. Mesela buradaki diyalogda artık çegi iça viye istiyor. Diyeceksiniz ki artık kitap yani masanın üzerinde kitap var mı? Anlam bu. Çegi icaviye sayıyor. Ya da mesela böyle de söylenebilir. Hani kitap masanın üstünde mi? Gibi yani kitap masanın üstünde mi? De bu ikinci nanlı olan yani birinci cümlenin cevabı olan de yazan de aynı alttaki üstteki cümlenin aynısını cevap olarak söyleyebileceğiniz de çegi icaviye sayıyor. Yani cevap hayır, evet. Masanın üstünde kitap var ya da kitap masanın üstünde. Tabii ki yani böyle birebir çevirdiğinizde biz de aynı hani böyle bizim cevaplarımız gibi çıkmayabilir normal günlük hayatta konuştuğumuz. Onu siz kendinize göre çevirip hani ona göre cümle yapısını aklınızda tutabilirsiniz. İşte masanın üst, biz böyle demeyiz. Hani kitap masanın üstünde mi? Biz aynı şey bu. Kitap icabiye sayıyor. Bizde yani bu iddiatta bizde çok böyle karıştırılan bir gramer. Çünkü bizde aslında böyle yok. Hani böyle kullanmıyoruz. İşte kitap masanın üstünde var mı? Yok mu? Böyle kullanan da var ama kitap masanın üstünde mi değil mi? Dediğimizde daha kısaltılmışını kullandığımız için. Hani kafanız karışabilir. Ama yani böyle kodlayın. Var mı yok mu diye. Mesela ikinci Onlarda bir soru eki yok mu? Yani soru var. olduğunda bir ek, hani şimdi bu şey gibi, hem cevabı aynı gibi hem sorusu aynı gibi oldu ya. Hani Evet. mesela biz bazen mesela tonlayarak böyle mesela doğu taraflarında özellikle öyle sorulur yani, sen şunu yaptın gibi. Hani bu da o tarz bir şey gibi geliyor bana da. Şimdi birisi Evet. mesela, onlar böyle konuşurken falan soru mu soruyor, cümle mi kuruyor? Hani bunu nasıl ayırt ediyorlar? Ama zaten anlıyorsun mesela sana soru sorduğunu. Konuşmanın gidişatına göre yani. Aynen ama sana anlıyorsun mesela. Çünkü böyle hani o tonuyla belli ediyor. Mesela Cun bana bazen soru sorduğunda onu inceleyebilirsiniz. Hani nasıl soru sorduğunu. O sıra siz de inceleyin. Daha yükseliyor böyle kendi kendine. Evet, O anladım. zaman soru sormuş oluyor. Yani ama daha sonra soru sorma eki var. Daha böyle kibar soru sorabileceğiniz hani bu fiilin sonuna gelenekler ama daha çok sonra. O yüzden Bir de şimdilik ben şeyi bunlar. çok merak ediyorum. Onlardan böyle bir resmi konuşma, bir de normal samimi konuşmaları var ya. Bizim şu an öğrendiğimiz mesela, hani çok mu farklı onlar, ya da eklerle mesela sen siz demek gibi mi? Yoksa hani çok ayrı bir şekilde mi konuşuyorlar bu? Hani teklifsiz konuştuğunu falan dizilerde çok böyle görüyorum ben. Bu şu an şöyle biraz hangi seviye? Bu çok resmi olan değil. Saygılı, çok saygılı olan da değil. Ama böyle hani samimi gibi. Mesela ben Esra ablayla yakınlaştım ya artık. Bu dille konuşabilirim. Ama yine saygılı olduğumu belirtmem lazım. O yüzden bu dil hani istoyo. Mesela seninle konuştuğumda ya da ileride zaten bunlar da gramer olarak gelecek diğer kitaplarında bu Sejong'un. Mesela Gökçe ile konuştuğum için bu isso var ya issoyo. Evet. Buradaki yo eki gidiyor. Isso sadece bu kalıyor. Evet. Bir Anladım. üstüne de mesela ben Cun'la değil mesela komşumla konuşurken bu issoyo yerine ısıseyo. Daha uzuyor. Issoseyo diye. Mesela hani diyelim daha üst seviyede biriyle konuşurken de isim Nika. Yani eklerle, her birine eklenen ekler falan Evet. diyorsun. Sonda bu issa fiil ya. Onun sonuna gelen ekler saygılı olup olmadığını belirleyecek. Yani saygı dediğimde samimi misin değil. Anladım. O yavaş yavaş onlar öbür gramerlerde ortaya çıkacak. Mesela bu ikinciyi yapmak isteyen varsa ekleyebilir. İlk önce bu şeyin konumun
Korece ismine bakıp yapabilirsiniz. Daha demin öğrendiğiniz için bilmiyor olabilirsiniz. Gökçe yaptın mı? Yapabilirim. Kendime inanıyorum. Yap. Tamam. Direkt cevaba geçiyorum. İkisini de yap. Tamam. Kabangi çeksang mite isoyo. Çanta masanın altında mı diye sormuş. Altında var mı? Değil mi? Hatice? Bir daha söyle bir daha. Ben üstte bir şeyler yazılmış da onu görmemiştim. Şimdi onu okuyordum. Kabangi çeksang mite isoyo. Çanta masanın altında var. Altında mı sormuş? Aniyo. Önce Türkçe söyleyeyim. Hayır. Çanta masanın yanında. Değil mi? Yanında. Evet. Aniyo. Kabangi çeksang yop. Değil mi? Yop. Evet. İpsoyo. Doğru. Yop. Yop da yanında demek. Yope yanında. Yani yan yanında. Evet doğru. Şu ikinci örnek. Mesela yine burada sizin çalışabileceğiniz. Çeksen, çegi çeksen viye istiyor. Kitap masanın üstünde. Üstündedir. Üstünde var gibi. Aslında üstünde var diye çevirirseniz artık hani Korece cümle kurarken daha kolay işinize geliyor. Çünkü hani bizde var fiilini getirmiyoruz ya normalde. İşte kitap masanın üstünde diye konuştuğumuz için yani o var size biraz şey yapabilir. O yüzden çevirirken de Türkçe çevirin. Yani Türk yani Korece'yi direkt çevirin. Mesela ikincisinde çegi çeksen miye opsoyo. Opso yok demek. Kitap masanın üstünde yok. Diğer şu birin bu iki tane örneği siz bana yapıp gönderin. Bunlar yani dur sizin alıştırmanız için dursun. Buraları da yani ben demiştim hani şey dinleme bölümlerini şey yapıyorum diye yani sonra yasaklıyorum diye. Çünkü benim amacım bu bir iki kitabı bitirdikten sonra aslında topik sorularını çözmek istiyorum sizle. Orada bir sürü dinleme var. O yüzden bunu siz kendiniz yapabilirsiniz. Bunu şu an yapmamıza gerek yok. Ben o topik sorularına geldiğimizde çok fazla dinleme yapacağız. O yüzden yani merak etmeyin dinleme her türlü olacak. Burada da yine takıldığınız olursa bana sorabilirsiniz. Merhagi konuşmak demek. Bunu yapabiliriz. Şimdi birinci örnekte Minsu shiga odie isoyo. Bu daha demin öğrendiğimiz Minsu, şimdi biz odie kayo'yu öğrenmiştik. Odie kayo nereye gidiyor demekti. Odie isoyo nerede var. Yani o nerede gibi. Yani sen ne, mesela ben Gökçe'ye aradım. Gökçe sen neredesin dediğimde o diye istiyor. Yani sen nerede varsın şu? Böyle direkt çevirince böyle oluyor. Korece'de. Sen neredesin? O da evdeyim dediğimde çibe istiyor diyor. Yani biz yani bizde olmayan evdeyim, evde varım gibi çevireceksiniz Korece'de. Mesela burada da aynı şeyi söylemiş. Minsu shiga o diye istiyor. Hani minsu şimdi nerede? O da minsu shiga çip ate istiyor. Evin önünde. Minsu evin önünde var gibi. Çevirdim biz Minsu evin önünde diyoruz. Direkt mesela altta şey, çek kitap nerede dediğimizde bunu bir tanesini yapayım diğerlerini şimdi söylersiniz. Çek nerede? O yüzden biz ne diyeceğiz? Çegi o eki yine getiriyoruz. Özne olan eki. Çegi odie isoyo. Çegi çimde viye isoyo. Yatağın üstünde. Çimde viye isoyo. İsterseniz yazabilirsiniz. Bekleyebilirim. Bu ikinci kaban
Olanı yapmak isteyen varsa. Anlamadığınız bir yer varsa onun, ilk önce onu cevaplayayım, ondan sonra yapabilirsiniz. Şey, yatağın Korecesi neydi? İlkini yazıyordum da yatağı unuttum. Şimdi göstereyim mi şuradan, dur şurada vardı. Şurada. Neredeydi? Şu olan. Şu. Ha, tamam. Bu Tamam. yatak. Yapayım mı kabadan? Yap hesabını. Kaban mite istiyor. Şey mi? İkinci mi? Evet. Ama mesela neyin altında? Aa, Nasıl? evet, masayı demeyi unuttum değil mi? Tamam, bir daha söyleyebilirsin. Dur şimdi. He. Cen sandı değil mi masa? Çeksen. Çeksen. Kaban mite ciksan istiyor. Çeksen mi temsil? Masanın altında diyoruz. İlk önce masanını söylemen gerekiyor. Ha, Sonra ilk önce masayı. Tamam. sen şimdi Pardon. tekrar. Bir daha mı yapayım? Evet. Çeksan İlk önce çantayı söyle mesela şimdi. Çantaya gelen eki de unutma. İlk önce çanta. Kaban dur. Olan gelecek. O ek, özne Aa, unuttum Hatice. İyi olan var ya, kaban giy. Karıştırdım. Çok Yok yok. karıştırdım. Önemli. Kaban İyi. İ kaban Çanta, masa değil. çe cens çensan Neresinde? Altındaydı. altında da mite istiyor. Nerede? Evet. Biraz üstünde durunca Ne? şey Nerede yapalım. var? Yok yok, bu pratikle olacak şey. Tabii ki hemen öğrenince cümleyi böyle pat diye kuramazsınız. Çok normal. Ama pratik, yani tek isteğim Evet, pratik tam yapın da yeter. neyin ne olduğunu Çünkü bir yapma. bilmiyoruz ya şu an. Masaydı, çantaydı, Doğru. neydi? Haklısınız. Yani pratik yapınca gerçekten bunları çok rahat yapacaksınız. O yüzden şu an anlattıktan sonra ben sadece yol gösteriyorum. Hani pratik size kalmış bir şey. Karıştırıyoruz. Ben yani anlatsam da yapmadık sürece size girmez. Üçüncü yapmak isteyen varsa yapabilir. Cansu, sen yapmak ister misin? Aynen. İşte sen de yapabilirsin. Kimse yapmayacaksa yapayım. Yap, sesen duymadı herhalde. Tamam. Çeksen i odi odiye issoyo. Çeksangi yatak neydi bu yatak? Şimdi Orada. şimdi. Çeksangi çimde yok yok da istiyor. Doğru. 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 Ama çeksen iyi. Çeksen giy diye bağlama, çeksen iyi de direkt. Çeksen Çeksen iyi. çeksen iyi. Tamam. Çeksen iyi de. Direkt böyle G ile bağlama.
Tamam. Çeksem iyi. Tamamdır. Bunu da yani bu ikinci alıştırmayı da siz yaparsanız pratik olur size. Bu okuma kısmı. Aşağıdaki resme bakarak soruyu cevaplayınız. Ben ilk önce sizi tahmin edin. Sonra beraber yapabiliriz. Mesela Pesa ilk birinci okuyorum. Birinci cümleyi. Pesa ga tip yape istoyo. Burada yani çıkarabilir misin? Yani tahmin edebilirseniz edin, etmezsiniz. Sorun değil. Ben sadece bilmediğiniz kelimeleri söyleyeceğim. Bu alıştırmayı siz yapabilirsiniz. Pesa şirket demek. Şöyle mesela bunların hepsini size şey vereceğim. Mesela Pesa ga chip abe istoyo. Pesa yani eklere dikkat ederek yaparsanız daha iyi olur. Mesela Pesa ga olmadan şirket demek. Pesa ga chip abe istoyo. Şirket evin önünde. Gözükünce yani doğru. Evin önünde olan şirket olduğu için bu doğru. İkincisini mesela burada ben sadece bilmediğiniz kelimeleri söyleyeceğim. Şican pazardı. Geçen hafta öğrenmiştik. Pyongwon ikinci seçenekte ikinci kelime Pyongwon hastane demek. Pyong hastalık demek aslında. Won da onun merkezi gibi hastane. Pyongwon. Üçüncüsünde Şican yine pazar biliyorsunuz. Yape onu şey yapacaksınız. Kongwon park. Üçüncü cümle, üçüncü kelime Kongwon park demek. Bu geride kalmış. Alttakiler de bilmediğimiz kelime var mı diye bakıyorum. Yok. Bu da size kalmış. Bu yani böyle cümle kuracağınız alıştırmalar sizin çok işinize yarayacak. O yüzden bunlara yani ayrı özen gösterirseniz cümleniz çok gelişecek. Artık yani grupta da mesela ne yapıyorsun, neredesin diye böyle birbirinize Korece sorun. Ya da hani normal şimdi aynı Korece öğrenen bir sınıfınızda hani bizim bu sınıfta olan bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz gündüz birbirinize hani ne yapıyorsun? Bildiğiniz kelimeleri kullanabileceğiniz cümleleri sık sık kullanın. Mesela ne yapıyorsun? Dediğinde artık ben şimdi yemek yapıyorum diyebilirsiniz. Bunu öyle söyleyin. Temizlik yapabiliyorum. Ben o kelimeleri size atacağım. Yani birbirinize böyle artık yazı şey yapın ki bu iyi, gayının, ını kullanma alışkanlığınız artsın. Hem de biz yanlışınızı görelim. O yüzden hani çekinmeden bu cümlelerle ilgili kurun. Yani bizim hocamız şöyle yapıyordu. Bugün bu öğrendiğimiz gramerle ilgili ya mesela her gün üç cümleyi gruba yazıyoruz. Yani gruba atıyorduk her gün üç cümle. Ya artık bu gramer hani böyle tam cümleleri kurabildiğimize göre bunlarla ilgili kelimeleri öğrenip grameri de öğrendiğimize göre artık grupta böyle yapabiliriz. Her gün bir iki cümle öğrendiğimiz şeyleri yani o atın. Mesela normal temizlik yapıyorsunuz. Hem de böylece bilmediğiniz kelimeleri de öğreneceksiniz. Mesela tabak ne demek bilmiyorsunuz ama tabak masanın üstünde var diye gördüğünüzde bile hem tabağı bilmiş olacaksınız artık hem grameri kullanmış olacaksınız. Böyle daha yani öğrenme sürecinizi hızlandıracaksınız günlük hayatınıza entegre ettiğinizde. Bunu da yani buradaki bir Şimdi bu sürekli isimlerde she kullanılıyor ya. Mesela bu kadın veya erkek hepsinde aynı mı kullanılıyor? İkisinde de aynı. Yani hem bey demek hem hanım demek. O saygıyı belirten mesela Gökçe she dediğimde Gökçe hanım. Mesela Mehmet she dediğimde Mehmet. Peki mesela samimi olduğum bir arkadaşıma direkt ismiyle mi sesleniyorum yoksa onda da bir şey geliyor mu? Bu ismiyle yani ben mesela sana seslenirken samimi olduğum için Gökçe diyeceğim. Ama mesela gruba diyelim başka biri girdi Ayşe diye onu tanımıyorum. İleride konuştuğumda Ayşe şey. Ayşe Hanım gibi. Hatice bir de sanki samimi olduklarında eki mi ekliyorlar sonlarına isimlerinin? O eki de çok duyuyorum.
Bizde şöyle yani şöyle bir şey var. Biz mesela ben Gökçe'yi çağırırken evde olsam bir yerde olsam Gökçe diye bağırırım. Korece'de bu mesela sesli harfi nedense yani o kelimenin sonuna o sesli harf gelecek. Her türlü. O yüzden mesela benim Korece ismim Harin. Mesela Cun bana toplantıda seslenirken duymuşsunuzdur Harina. O Evet, onun için. geçiyor. Sanki bana Hatice diye seslenirmiş hissi veriyor. Bu onun için. Harina diye. Yani Ben de bu bu A eki de her ismin sonuna konulabiliyor yani bu aynen. şekilde. Mesela benim bir arkadaşım mesela çocuğu var Sebin diye Korecesini. O da annesi mesela çocuğu çağırırken Sebina diye bağırıyor. Bizde Anladım. ismini uzun süre çağırdığınızdaki gibi. Bizde o aynı hissi veriyor. Bir anlamı yok yani. Bu birinci önlemi, birinci yazmayı da yap böyle. İşte ne, nerede, hani nerede var bunda. Birinci örnekte mesela çek, çegi, kabanane, çantanın içinde var. Yani bizde çantada diye çevriliyor. Çantanın içinde var. Bu altındaki ne yani sizin yapmanızı istiyorum. Diğer öbür haftaya kadar anladıktan sonra bana atabilirsiniz. Ben kontrol ederim. Aşağıdaki resme bakıyor orada bulunan canlılar nerede? Yani bu gerçekten bu mesela çok güzel bir gramer. Çünkü yani yazınızın gelişmesi çok önemli. Gerçekten okumanız kadar yazınızın gelişmesi çok önemli. Eğer dil belgesi almak istiyorsanız Korece sınavında konuşmak yok. Yazmak var. O yüzden bu şeyler çok önemli. Ama ya zaten böyle sizin için pratik olacak şeyler. O yüzden yanlış da olsa yazıp bana atabilirsiniz. Ben hepsi kontrol ederim. Yavaş yavaş halledebiliriz. Burası da bence burayı yapmayın. Biz bunu haftaya mesela kendimiz değerlendirmek için yapalım. Bu şil yok, hakinagi demek. Şil yok, yetenek demek. Yeteneğinizi kontrol etmekle ilgili bir bölüm. Bence bunu yapmayıp haftaya böyle birebir yaparsak daha iyi olur. Daha böyle interaktif geçer. Hem de siz yanlışınızı görmüş olursunuz bir anda. Çünkü bu dediğim o sınavın sorularına benziyor. O yüzden yani cevaplarına da bakmayın. Beraber yapalım bunu. Buradan sonra da şu kısım o Chagi Pyonga denen kısım kendiniz değerlendirme bölümü. Neyi öğrendiniz, neyi öğrenmediniz? Hiç yani bakmadan mesela burada bakmadan ha çeksan ne, ıyca ne, ben bunları biliyor muyum diye kendinizi kontrol edip eksiklerinizi hani bulabileceğiniz bir yer. Buraya kadar sorunuz var mı? Hatice, yine sen şey yapar mısın? Önünde, arkasında, yanında onları Tamam, yazarsın bize. ben onları atayım size. Bir de farklı yani ikinci hafta kelimeleri de atayım. Onları da Tamam. gözünüzde bulunsun. Ya, Tamam. kelimeleri öğrendikçe ezberleyin, biriktirmeyin. Daha sonra çok fazla büyüyor ve ben bunu görmüştüm, hatırlamıyorum demek çok kötü oluyor. Çünkü büyük Evet. küçücük bir kelimeyi bile hatırlamamak çok yani gördüğünüz bir şeyi hatırlamamak çok kötü. Buraya kadar yapalım. Yani bu gerçekten çok sorulara bakmayın. Beraber bakarız. Haftaya bunu işleriz. Artık bir şey alışveriş yapabilecek pozisyona geleceksiniz. Yani mesela bu dördüncü bölümden sonra. O yüzden yani sandığınızdan hızlı ilerliyorsunuz. İlerleyeceksiniz. O yüzden düzenli çalışmaya devam edin. Tabii Latife abla çıkabilirsin. Çıktı mı bilmiyorum. Çıkabilirsin. Rica ederim. İyi akşamlar. Böyle bir soru. Ben size bir tane site göstermek istiyorum. Orada da belki size yarayan güzel şeyler bulursunuz. Yonsei Korean Book diye. Bir saniye. Şuraya girdiğinizde, şu siteye girdiğinizde burada yani bir sürü kitap bulabileceğiniz. Bu Yonsei Kore'de dil eğitimi veren bir üniversite. En çok yabancılar yani yabancıların çoğunluğu olduğu bir üniversite. Diğer veriyor ama internet şu an çok yavaş. Bu istediğim kelime kitapları,
hikaye kitapları. Bu karıştırdıkça bir şeyler bulabilir bir yer. O yüzden yani bir karıştırmanızı isterim. Burada mesela şunlar, burada mesela bizim kullandığımız Sejong kitabının birebirinci kitabı. Ama bunun hepsi Korece. Şimdi Kore şeyde Sejong Hak'tan da altında Türkçeler yazıyor ya. Ama bunun altında hepsi Korece ama artık anlayabileceğiniz, çünkü hani soruyu gördükçe ne yapmanız gerektiğini bildiğiniz için. Mesela e-book yazıyor. Ya dediğim gibi burada bir sürü mesela kitap bulabilirsiniz. Bakın bir sürü kitap var. Mesela birinci seviyeden beşinci seviyeye kadar mesela okuma kitapları. Hangul Hakkyu Hangulu, işte Korece öğretme okulu gibi. Bunları indirebilirsiniz. Şunlara daha, yani topik yazanlara bakmayın. Çünkü onlar daha ileri seviye olan şeyler. Bu sitede her şey var. Ben de geçen keşfettim sizin için kitap ararken mesela. Bu, bak şu. Şöyle bir şey indirdiğinizde, bu ne? Yani şu gramı, bunu indirebilirsiniz okumanızın hızlanması için. Çünkü şu gramer. Mesela bu şey demek. Yani Kore'nin kültürünü öğrenebileceğiniz bir okuma pratiği. Birinci seviyeden altıncı seviyeye kadar var. Mesela bu çok yararlı bir kitap sizin. Mesela hikaye kitabı bulmak, Korece, yani Türkiye'de Korece hikaye kitabı bulmak falan çok zor. Hem birincisinde hem gramerleri görebileceğiniz, anlamasanız bile kelimeleri çevirebileceğiniz bir böyle kitaplar çok. Yani bu sitelerden durmadan araştırma yapabilirsiniz. Yani bir sürü kitap var. İstediğiniz çıkarıp istediğiniz online yapabilirsiniz. Bunu da keşfetmişken söyleyeyim dedim. Yine ben linkini atarım. Ama karıştırdıkça bir şeyler çıkıyor yani. Ben bir tane bir şey için girmiştim. O kadar çok şey var ki. Bugünlük buraya kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merve abla, senle ben ayrı iletişime geçeceğim. Sana bizim dokümanları atarım. Birinci kitabı da atarım. Senle böyle alfabeden başlarız. Evet, bayağı bir gerideyim. Hiç yani. Geliyorum. Sen sadece gram, yani böyle harfleri oturttuğun bir hafta sonra sana bunları anlatman kolaylaşır. Geri senin pratiğine kalır zaten. İşte alfabeleri bilmediğim için ister istemez şey olamıyorum yani, odaklanamıyorum. Ben sana atacağım PDF. Orada zaten harfler ve anlamları yazıyor. Okunuşlarını da zaten. Birinci dersin kaydını da atabilirim sana. O zaman genel grupta varsan birinci dersin kaydı olması lazım. Genel grup, Atomi genel grubundaysan yine ben bulur atarım sana. Ben tamam, çıkıyorum Hatice'cim. Zaten sürekli Korece dizi izlediğim için dizi film sürekli dinliyorum. Aynen. Bunlar zaten artık böyle bir kelimeyi öğrendikçe de onun içinden ayırt etmeye başlayacaksınız. Dizi izlerken hepsi çıkacak. O zaman bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz. Bir sorunuz olduğunda anlatabilirsiniz. İyi akşamlar. 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 İyi akşamlar.